el verdiğince bilgileri paylaşmaya çalışacağım. Sohbete de gezeceğim. Hele bir tanesinin önünde duracağız. Orada anlatacağım onu. Kurtulmasını kapatmışlar. Giremiyoruz yani, o daireyi kapatmışlar. Caminin ön tarafında bir tane su kuyusu buluyorlar. Alttan pınar gibi akan bir kuyu. O kuyu Roma İmparatorluğu geliştiriyor. Orada bütün sular toplanıyor. Bütün bu suların toplandığı noktaya da maksem deniliyor. Ben bu suları bölmek zorundayım. Taksim etmek zorundayım. Ne kadar anlamlı. Teşekkür ederim. İşte ben 55 yaşındayım. Demir yolları 2. Abdülhamit zamanında yapıldı. İlyas demir yollarının müdürü Gezi Parkı var. Resimler net değil ama ben şöyle göstereyim. Bakın tüm mezarlığı. Ben şöyle kravat ile yavaş yavaş geçiyor. Kalmadı. Aslında hiçbir şey kalmadı. Kapanıyor okul. Çeşitli gösteriler yapılıyor. Sirkler yapılıyor. Bu arada aklınıza sığınıyorum, ben şeker hastasıyım. Konuştukça bazen ağzım tutuyor, o yüzden. Orada bir futbol stadyumu var desem size. 28. Fenerbahçe Galatasaray maçlarının o dönemde yapıldığı nokta. Alın size Fenerbahçe Galatasaray maçının bileti. Yakar top bile oynamışlar. Para yok, para. Atatürk o kadar düşünüyor ki en ince detayına kadar. Ya diyor, ben bunu diyor tamam yaptıracağım diyor. Milletin diyor rızasıyla yaptıracağım da diyor. Ve oraya dikiliyor. Şimdi heykelin bir yüzünde peçeli bir hanımefendi fotoğrafı var. Doğuya bakıyor. Bir yüzünde normal Cumhuriyet kadını var. Batıya bakıyor. Fevzi Çakmak, Atatürk, İsmet İnönü. O dönem Kurtuluş Savaşı'na yürüyeceğiz tabii ki. Gireceğimiz yer Cadde-i Kebir. Kısaltılmış ismiyle Fera. Caddelerin anası. Günümüzün adıyla İstiklal Caddesi. Evleri var, dükkanları var. Ticaretin yoğun şekilde işlediği bir yer orası. İlişkilerimizi diyor, geliştirmemiz lazım diyor. Ticaret oradan akacak artık diyor. Geliyor, dolanıyor, dolanıyor. Cadde-i Kebir'e, Beyoğlu'na, Fera'ya. Geliyor, orada bir dükkan buluyor. Kendini orada bir ev tutuyor. Nereye gideceğiz? Ya bana soruyor. Ya hadi görüşmeye gideceğiz. Beyoğlu'na gideceğiz ya. Beyoğlu nereye ya diyor. Ya diyor pere pere orada diyor Beyoğlu yok mu diyor. Hangi Beyoğlu? Beyoğlu zaman içinde döne 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 Beyoğlu adını İsmini bu Venedik Likası'nın oğlundan alıyor. Para yok. Hemen bir yayın yapıyor mevzusu. Halkın yardımları. Meclisin üyelerinin yardımıyla bir para kazanıyor. Diyor tamam yaptıracağım diyor. Milletin diyor rızasıyla yaptıracağım da diyor. Neden? Benim diyor genç mimarlarım diyor. Teşekkür ediyoruz. O dönemin mimarlık okulundan Sabiha ve Sabiha Hanım ve Hadi Bey. Buradan da bir deyim var. Hani odaya, iş yerine vesaire böyle apar topar giren olur. Saygısızca giren olur, girenin çıktığı belli olmaz. Ne deriz ona? Dingo'nun ahırı. Burası Dingo'nun ahırı mı deriz? Fakat iki ya da üç at çekerdi. Yokuş çıkacaklar ya Taksim'de. Ne yapalım, ne yapalım demişler. Biz bir tane demişler, ahır bulalım. O ahırda atların sayısını arttıralım. O noktaya gelsinler, atları değiştirsinler. Atmamız lazım demişler. Bir Ermeni vatandaş, ismi Dingo. Demişler, buyur kardeşim, senin maaşın da var. Sen buraya işlet. Fakat Dingo atlarla bırakıyorum. Dingo'ya bakıyorum. Dingo ne güzel. Ya bak uyuyor. Anlıyorum uyuyor bu. Ben atları alıyorum gidiyorum. Bir, iki, üç. Sürekli böyle olmuş. Öyle bir hal almış ki. Dingo'nun ahırına giren çıkanın atlı hesabı yok ve bilinmiyor. Çünkü Dingo kayıt bile tutmuyor. Şimdi diyeceksiniz ki bu Dingo'nun ahırı nerede? Şimdi bunun da böyle bir hikayesi var. Yani Dingo'nun ahırı, teşekkür ederim. Dingo'nun ahırı deyimi oradan çıkıyor. Bir şey değil, Osmanlı'da da pandemi vardı. O dönemler özellikle kolera ve veba çok yoğundu. Osmanlı'nın ilk pandemi hastanesi, veba hastanesi. Bir bina var. Taksim Palace. Şu an tam karşınızda kaldı. Taksim Palace. İngiliz İstihbarat subayı Budolfo Bennett. Neymiş efendim? Samsun'a gemi göndereceklermiş. Bizden izin istediler.
Bilmiyorlar ki diyor, biz o gemiyi içindekilerle beraber havaya uçuracağız, batıracağız. Mustafa Kemal Paşa, Sultan Vahdettin'in yaveri. Gidiyor saraya, padişahı uyandırıyorlar. Diyor ki böyle böyle diyor, gemiyi batıracaklar sarılırken mesela. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü sürekli istihbarat halindeler, İngilizlerle Fransızlar. Kulağına diyor ki gemiyi batıracaklar, aman dikkat et. İyi şehrin takip ederek de gidecekler. Bir Mustafa Kemal Paşa hemen gizlice rotayı değiştiriyor. Kıyı şehrinden bir hayli açıklardan Samsun'a doğru Bandırma gemisiyle yola çıkıyor. Şimdi İngilizler de onu kıyı şehrinde arıyorlar. Doğal olarak bulamıyorlar ve işte tarihin sessiz tanığı. Önünden binlerce insanın geçtiği ama Kurtuluş Savaşı'na yön veren bir bina. Keşke dili olsa da konuşsa, kim bilir. Süslemeli bir bina var. Ragıp Paşa Apartmanı. Osmanlı'nın 3 kıtaya hakim olduğunu belirtmek için, anlatmak için de 3 tane pasaj yaptırmış. Avrupa Pasajı, Anadolu Pasajı, Afrika Pasajı. 1880 yapımı Rumeli Pasajı. Bakın, bakın sağında solunda 2 tane aslan var. Aslan da gücü temsil ediyor. Diğer o açıksa ve hala ücretsizse dehlizler var altında. Sesler gelmeye başladı. Ben de korktum. Bir şey mi var? Ne oluyor? Benim aklıma gelmedi bu havalandırmanın üstünden yürüyen insanların sesi. Ben bir korktum mu? Çember abi. Şimdi bakın. 1594 yapımı bir cami önünde. Aslında mescit olarak, yapılmış. Hüseyin Ağa saray harem ağabeyi. Abidin dinliyor, diyor ki ya diyor dostum diyor, benim canım çok sıkı. Ben neredeyse nefes almaktan bile zevk almıyorum abi. Ne yapacağımı da bilmiyorum diyor. Abidin Dino da diyor ki senin diyor kurtuluşun diyor Beyoğlu'nda diyor Hüseyin Ağa Camii'nde. Necip Fazıl içeriye giriyor. O din alimlerinden ya da Allah dostlarından değil, Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nin sohbeti var. Abdülhakim Arvasi Hazretleri Kadiri tarikatının o dönem postis sahibi, yani şeyhi. Dünyaya bakış açısı değişiyor. Son dünyaya bakış açısını ve yaşam tarzını değiştiriyor. O cümlede şudur. Her insan kendi ateşini kendi belirler. Döneminde gösteri merkezi, otel, alt tarafları şu an olduğu gibi dükkan kullanılan barok tarzı gene. Barok tarzıyla farklı var. Grand Nouveau deniliyor bazılarının. Onda daha dinler çeşit çeşit oluyor. Hala o dönemde de olan simgeselliği belirtiyor.